Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Günay Yayınları Zoom Soru Bankası 3. ünite sınırla zorlayan test 2 de dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar birin sorumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler aşağıdaki grafik EBA'dan alınmıştır. Arkadaşlar grafiği incelediğimiz zaman bize özdeşliklerden bahsediyor. Bakın iki terimin toplamının karesi, iki terimin farkının karesi ve iki kare farkı özdeşliğinden bahsediyoruz. Aşağıda verilen şekillerden hangisinin alanı infografikte verilen özdeşliklerden biri ile ifade edilemez diyor. Şimdi gençler A şıkkındaki şekle baktığımız zaman bakın bir kenara A artı 9'du ve kare gençler her iki, karesi, her iki kenarda A artı 9 bir kenardan 2 çıkaracak olursam ne olur arkadaşlar bakın burası a artı 7 evet bu kenarımızda a artı 9'du 2 çıkarttım bakın burası da a artı 7'dir o halde bu şeklimizin kare olduğunu görüyoruz ve kenarları a artı 7'dir a şıkkını gençler a artı 7'nin karesini alarak biliyoruz. Gençler bu bizim için nedir? İki terimin toplamının karesi özdeşliğidir. Evet. Bunu ifade edebiliriz diyoruz. Şimdi B şıkkına bakıyorum. Evet bir dik üçgen görüyorum gençler. Dik üçgen içerisinden bir kenar B olan bir kare kesilip atılıyor. O halde bu karemizin alanı gençler B kare. Şimdi dik üçgenin alanı 2A ile 4A'yı çarpacağız. O halde B'de ne yapıyorum arkadaşlar? 2A çarpı 4A bölü 2. Bize dik üçgenin alanını verir. Buradan b kareyi çıkaracağım. Şimdi şöyle ikileri sadeleştirecek olursam, a çarpı 4a, 4a kare eksi b kare olur. Gençler ben bunu 2 kare farkı özdeşi olarak ifade edebiliriz. Bakın 4a kareye ne demektir? 2a'nın karesi. Eksi b kare demektir. İstersek 2 kare farkı özdeşinden faydalanırsam, kare yazıyorum. 2a ve b Bunları 1 artı 1 eksili yazarsak 2 kare farkından faydalanmış oluruz. 2a artı b çarpı 2a eksi b şeklinde ifade ederiz. O halde b de ifade edilir diyorum. Ve C şıkkına gençler bir dikdörtgen görüyorum. Bir kenarı 4a. Diğer kenarı 25a 4a çarpı 25a'dan ne çıkarıyorum gençler? Bakın bir kenar B, diğer kenarı 2B olan 1, 2, 3, 4 tane dikdörtgen çıkarıyorum. O halde 4 çarpı 4 tane olduğu için B çarpı 2B bölü 2'yi çıkarmamız gerekiyor. Şimdi burayı düzenleyecek olursam bakın 2'ler gider. Gençler 4 A ile 25 A'yı çarptım. 100 A kare eksim. 4 b kare kaldı burada da. Şimdi bunların kare köklerini alırsak bakın 2 kare farkından faydalanmak istiyorum. 100 a karenin kare kökü 10 a. 4 b karenin kare kökü 2 b. Bunlar bir eksili bir artı yazarsak 10 a artı 2 b çarpı 10 a eksi 2 b şeklinde 2 kare farkı özdeşliğinden faydalanarak bulmuş oluruz. Gençler cevabımız aslında değişik olarak ortaya çıktı ama yine de D şıkkının tam kare bir ifade olmadığını gösterelim. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar burada bakın. Bir kenar 4B eğer 2B kesildiyse buraya 2B kalır. Şimdi şu 2'yi içeri dağıtacak olursam 2A artı 8B oldum. Gençler buradan 2B'yi çıkaracak olursam bu kenarımıza 2A artı 8B'den 2B'yi çıkarıyorum. 2A artı 6B kaldı. Şimdi bakın. Bir kenarı 2B. Diğer kenarı 2A artı 6B oldu. Evet. 2B çarpım 2A artı 6B Gençler bakın. Bir kare tam kare bir ifade değildir diyorum. Evet. Kenarlar birbirinden farklıdır. Ondan dolayı ben bunu ne yapamam arkadaşlar? özdeşliklerimizden faydalanarak ifade edemeyiz diyorum. Ve D şıkkını sorumuzun doğru yanıtı olarak gösteriyoruz. Evet devam edelim. İkinci soruya geldiğimiz zaman A ve B birer gerçek sayı ve A eksi B eşittir 64 olduğuna göre. karekök içerisinde A çarpı A eksi B. Aynen yazıyorum. Artı B çarpı B eksi A. İşlemin sonucu kaçtır diye soruyor. Gerçekten A eksi B'nin 64'e eşit olduğunu söyledi. O halde bakın buradaki A eksi B yerine 64 yazıyorum. A çarpı 64. Şimdi arkadaşlar bakın B eksi A'yı da şöyle düşüneceğim arkadaşlar. Ne yapalım B eksi A'yı? Şimdi A eksi B eğer 64'e eşitse bunu her iki tarafın eksiyle çarparsam, bakın şöyle eksiyle çarptığımı düşünüyorum her iki tarafın Eşitlik bozulmaz gençler, eksi a artı b olur. Bu da eksi 64'tür. Düzenleyecek olursam, b -A'da eksi a da eksi 64'de eşittir diyebiliriz. O halde b çarpım artı b çarpı eksi 64 olarak yazalım. Şöyle düzenleyecek olursam gençler. 64 parantezine alacak olursak gençler ne yaparız? Bakın 64 a önce düzgün yazalım. Eksi 64 b şeklinde yazıyorum. Bunları da 64 parantezine alalım. A ve eksi B kaldı. Bakın 64 parantezine aldım. A eksi B kaldı. Gerçekten A eksi B'nin zaten 64'e eşit olduğunu söylemiştik. O halde karekök içerisinde 64 çarpı 64. O da ne demektir? 64'ün karesi demektir. Şimdi kare karekökü götürür. 64 olur sorumuzun yanıtı. D şıkkı doğru yanıt olur deriz. Evet devam ediyorum. Bir sonraki soruma geçiyorum. Evet gençler. Üçüncü ve dördüncü soruları bu soruya göre, bu bilgiye göre yapacağız arkadaşlar. Bir pizzacı yapmış olduğu kare pizzayı. Demek ki bir kare pizza yapıyor. Şöyle gençler şekil üzerine gösterelim. Pizzanın ölçülerinden ikişer santimetre uzun olan pizza tahtası üzerine koyup pizza bıçağı ile kesecektir. Gençler şöyle dışında da ikişer santimetre daha uzun olan bir kare şeklinde bir pizza tahtası olduğunu söylüyor ve pizza bıçağıyla keseceğini söylüyor. Pizzacı yarı çap uzunluğu x eksi 2 cm olan daire biçimindeki bıçak ile pizzayı enine bir doğru boyunca iki tam tur döndürerek dilimlere e, dikdörtgen dilimleri ayırmaktadır. Gerçekten iki tur döndüğünü söylüyor ve enine şöyle kestiğimiz düşünelim. Evet daire şeklindeki bir bıçakla iki turda kesiyor. Buna göre pizza tahtasının çevre uzunluğu santimetre kaç santimetredir diye sordu. Gençler pizza tahtasının çevre uzunluğunu istiyor. Şimdi pizza bıçağının arkadaşlar çevresini bulmak istersem. 2 pi bize çevreyi veriyordu. O halde 2 çarpı pi yerine 3 al dedim. Çarpı yarı x eksi 2 dedim. 2. Gençler 1 de 2 tur attığımıza göre bir de ne yapmam gerekir? Bunu 2'li çarpmam gerekir. O halde düzenlersem 2 kere 3 6. 6 kere 2 12. 12 çarpı x eksi 2. Ne olur arkadaşlar? Bizim pizzamızın bir kenar olur. Bunu da istersek 12 dağıtırsak 12x eksi 24 olarak bakın şuraya 12x eksi 24 dolar gezeriz. Şimdi sağından ve solundan arkadaşlar. Evet. Ne kadar farklıydı? İkişer santimetre daha fazlaydı. Bakın burası 2 santimetre. Burası 2 santimetre. O halde bizim pizza tahtamızın çevresi arkadaşlar 12x bir kenarımız. 12x eksi 24. 2, 2 daha 4 yapar. 4'ü toplamam gerekir. Bunu da düzenlersem 12x eksi 20 olur bir kenarımız. Şimdi arkadaşlar Pizza tahtasının çevresi. Tahtasının çevresi diyorum. Bir kenarı 12x 20 ise 4 ile çarparsak kare şeklinde olduğu için 12x eksi 20'yi 4 ile çarpıyorum. 4'ü dağıtırsam 48x eksi 80 santimetre olur. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır diyoruz. Evet gençler devam ediyorum. Arkadaşlar aynı şekil üzerinden bir sonraki sorumuza bakıyoruz. Şöyle biraz büyütmek istiyorum. Evet arkadaşlar şöyle. Dördüncü soruda benden ne istiyor arkadaşlar? Dördüncü soruda pizzanın alanını veren özdeşik aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar az önceki soruda aslında biz pizzanın bir kenarı bulmuştuk. Hemen hızlı bir şekilde Tekrar gösterelim. Bakın bu bizim pizzamızdı. Dışındaki de pizza tahtasıydı. Hatırlarsanız. Evet. Çevreyi arkadaşlar ne yapmıştık? Nasıl bulmuştuk? Pizza bıçağının yarı x eksi 2 idi. O halde çevre diyorum. 2 çarpı 3 çarpı x eksi 2 çarpı 2 tur döndüğü için bir de 2 ile çarpmıştım. Buradan 12 çarpı x eksi 2 Bizim pizzamızın bir kenarıydı. Düzenlersem 12x eksi 24 arkadaşlar bizim pizzamızın bir kenarıydı. E benden bunun alanı istediği için alan şöyle gösterelim. 12x eksi 24'ün karesidir diyoruz. Evet bunu nerede görüyorum arkadaşlar bakın. C şıkkında doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet gençler devam ediyorum bir sonraki soruya geçiyorum. 5'in evet, soruya geldiğimiz zaman buna göre ABC'de dikdörtgenin alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? ABC'de gençler bakın büyük dikdörtgenimizden bahsediyoruz. Şimdi sorumuzu okuyalım gençler. ABC'de dikdörtgenmiş gençler. EBGJ kare, EBGJ kare ve 3 farklı dikdörtgen ayrılmıştır. Buna göre ABC dediklerken alanı istiyordu. Şimdi arkadaşlar EBCG kare dediğine göre yani 4A kare artı 12A artı 9 bizim için tam kare bir ifadedir. Bakın baştaki ve sondakilerin kareköklerini alırsam 2A ve 3. Gençler bunların çarpımı 2A çarpı 3 iki katı ne yapar arkadaşlar? 12A olur. Bakın ortadaki terimi elde ettim. O halde bu ne demektir gençler? 2A artı 3'ün karesi demektir. Yani bu kenarımız 2A artı 3. E aynı şekilde burası da 2A artı 3. Bakın burası da 2A artı 3 olur. Sol taraftakinde 2A artı 3 olarak ifade edebiliriz. Şimdi 8A artı 12'ye bakıyorum. Gençler bunu şöyle 4 parantezine alacak olursam. 2a artı 3 kaldı. Bakın zaten bir kenarımız 2a artı 3'tü. O halde bu kenarımız 4 olur. Şimdi ab değerine baktığım zaman 2a artı 3 ile 4'ü topluyorum. 2a artı 7. Şimdi gençler burası e, bir de şu jg cf'ye bakalım gençler. 2a artı 3 burası ise. Şimdi 2a'lar var arkadaşlar her iki tarafta. Bakın a parantezini alırsam şurayı şurayı yazalım. 2a kare Artı 3 a'yı a parantezine alırsam 2 a 2A artı 3 kaldığını görürüz. Demek ki burası da a'dır. O halde bizim şu kenarımız 2 a artı 3 ile a'yı toplarsam 3 a artı 3'tür. Şimdi gençler alanı bulmak için 3 a artı 3 kısa kenarımız. Diğer kenarımız 2 a artı 7. Bunları çarpmamız gerekir. Şimdi şıklara baktığımız zaman arkadaşlar şu 3A artı 3'ü düzenlemek istiyorum. Bakın 3 parantezini alırsam A artı 1 kalır. Çarpı 2A artı 7. Evet 3 çarpı A artı 1 çarpı 2A artı 7. Bakın bu ifadeyi nerede görüyorum? D şıkkında doğru cevap olarak görüyoruz. Evet gençler bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın gençler.